Peki hocam, o zaman obezite cenayesi nedir diye soralım. Özellikle çünkü son dönemlerde yazılı ve görsel basına takip Yaygınlaştı, ettiğimiz, evet. yaygınlaştığımız bir sağlık sorununun dikkati. Şimdi obezite özellikle body mass endeksi 35'in üstündeki hastalara artık Sağlık Bakanlığı 30 ile 35 arasında yandaş hastalığı var ise de artık yapılabilir 30 deniyor. yaş sınırı o zaman diyebilir miyiz Yok, hocam baştan? 30 body mass Body endeksi mass, olarak pardon. söylüyorum. Evet. 30 ile 35 arasında 35. yandaş hastalığı, diyabeti, şekeri vesairesi, işte Beraberinde. tansiyonu varsa onlar yapılabilir. Ama 35 üstünde yandaş hastalığı olmasa bile yapılabilir. Bu söylediğim şeyleri denemiş olanlar için. Tüp mide ameliyatı ya da sleeve Evet. gastrektomu Tıpçası. Bunun tarihi 2000'li yılların başlarında devreye girdi. İlk önce Amerika'da birkaç yerde de söylediğim gibi bu Doktor Gagner tarafından çok büyük bir obez hastaya birazcık kilo verdirmek için esas gastrik bypass ameliyatı var. Bu zayıflama ameliyatlarında altın standart dediğimiz ama hem komplikasyonları fazla hem uygulaması daha zor. Böyle bir ameliyat olduğu için Doktor Gagner müdeyi tüp halinde yukarıdan aşağıya kadar bir şey yapalım dedi. Resimde görüyorsunuz. Genelde de Bu tabii yönetmenimiz şeker gösterirse, evet, şeker hastalığımızın hastalığının. evet transit bir Evet. partisyon ameliyatı bu. Yukarıdan aşağı tüp haline getiriyoruz mideyi. Bu hastada bakmışlar 6 ayda fazla kiloların neredeyse %50-60'ı gitmiş. Birinci yılın sonunda beklemişler. Hemen hemen %80'i gitmiş. Müthiş. Sonra bunu uygulamaya devam etmişler ve artık günümüzde neredeyse standart haline geldi. Burada ne yapıyoruz? Mideyi hacim olarak küçültüyoruz. Bir de tabii burada hormonal etkiler de var. Midenin o çıkardığımız kısmındaki açlık duymamızı sağlayan ve o bölgeden salgılanan bir ghrelin hormonu var. Bu ghrelin hormonu mide eğer boşsa hızlıca salgılanıyor ve açlık duymamıza yol açıyor. Mide ne kadar yiyeceğiz, doyacak ve genişleyecek, gerilecek. Evet. O zaman bu hormon yavaş yavaş salgılanması azalıyor. Ama biz o bölgeyi çıkardığımız için hastalar ameliyattan sonra açlık duymuyorlar.